Acı gerçeğimiz olan kadına şiddet bir can daha aldı. 2 yıl önce evlendiği elektrik ve doğalgaza bir zam daha. Arkadaşımızın gösterdiği, Türkiye'deki gerçeklerin sansürlendiği bir basın bülteniydi. İşte AK Parti'nin sansür yasasıyla getirmek istediği, haberleşme hakkının özgürlüğüne gasp etmek istediği durum bu. Arkada bir panomuz var. Orada yazıyor ya haberimiz olmasaydı diye. Türkiye'de sosyal medyada ortaya çıkan ama havuz medyasında hiçbir zaman göremeyeceğiniz gerçeklikler. AK Parti'nin arzu ettiği enflasyon rakamlarını TÜİK'ten, haberleri A Haber'den, Yeni Şafak'tan, seçim sonuçlarını Anadolu Ajansı'ndan öğrenmemiz. Onlar istiyor ki biz Almanya bizi kıskanıyor zannedelim, Türkiye büyüyor zannedelim, her şey günlük güneşlik zannedelim. Ama Türkiye'deki gerçeklik bu şekilde değil. 128 milyar doların nereye gittiğini, siyasetçilerin mafyayla olan ilişkilerini, bir çete liderinden 10 bin dolar rüşvet alan bir milletvekilinin olduğunu, IŞİD'in 2 askerimizi yaktığını, Sezgin Baran Korkmaz'ın siyasetçilerle işbirliği yaparak yurt dışına kaçırıldığını biz havuz medyasından AK Parti'nin istediği kanallardan öğrenmedik. Sansürlemek istedikleri alanlardan öğrendik. İsteniyor ki seçimlere onların istediği, onların konuştuğu kanallar izlenerek gidilsin. İsteniyor ki seçimlerde gerçekler konuşulmasın, manipülasyonlar konuşulsun. AK Parti'nin propaganda aygıtı, eğer bu yasa tamamen uygulanacaksa başta kapatılması gereken ilk kurumlar olacaktır. Ormanlarımız niye yanıyor? Dolar niye artıyor? Yumurta neden pahalı gibi soruları sormak bu yasadan itibaren suç haline gelecek. Susma, haykır, sansüre hayır! Susma, haykır, sansüre hayır! Susma, haykır, sansüre hayır! Rahatsız oldukları en büyük konu, bütün kamu kaynaklarını akıtmalarına rağmen onların yandaş medyalarını kimsenin izlememesi. Herkesin gerçeği, doğruları sosyal medyada aramak zorunda kalması. Bundan çok rahatsızlar. Sosyal medyada soruların cevaplandığı, hazır soruların cevaplandığı prompterların olduğu sohbet odaları yok. Televizyon yayınları yok. Gazetecilere gereğini yapın diye talimat verecekleri köşe yazarları yok. Sosyal medyada insanların düşüncelerini özgürce ifade ettiği bir ortam var. İşte AK Parti'nin en büyük korktuğu bu özgürlükler. AK Parti gider ayak geçirmeye çalıştığı bu yasayla Türkiye'deki özgürlüklerin önüne geçmeye çalışıyor. Ama tarihteki hiçbir baskıcı yönetim özgürlüklerin önüne geçmemiştir. AK Parti hükümeti de geçmeyecektir. Er ya da geç özgürlükler, gerçekler kazanacaktır. Özgür basın susturulamaz! Özgür basın susturulamaz! Özgür basın susturulamaz! Bugün meclisteki sayı çoğunluklarıyla bu yasayı geçirme yolunda adımlar atıyorlar. Maddeler bir bir kabul ediliyor. Gider ayak yaptıkları bu değişiklik CHP'nin iktidara geldiği ilk hafta geri döndürülecek. Buradan tüm kamuoyuna bunun sözünü veriyoruz. İktidara geldiğimiz ilk gün bu yasanın geri dönmesi için elimizden ne geliyorsa hazırlıklara başlayacağız ve bu yasayı ortadan kaldıracağız.